Mastermind'la Satürn'ün içine düşmek. Bu düşüş sırasında yine üzerimizde yok edilemez bir uzay giysisi olduğunu hayal etmemiz gerekiyor. Uzun bir düşüşün ardından Satürn'ün halkalarına yaklaşmaya başladınız. Bu düşüş sırasında halkalar arasında süzülürken milyonlarca kayaç ve buz parçası gözlemleme imkanımız olacak. Tabii düşüşten fırsat bulabilirsiniz. Hadi düşüşümüzü biraz hızlandıralım. Bu şekilde haftalarca ya da belki aylarca düşmeye devam etmek istemeyiz değil mi? Zaten birazdan halka sisteminin de sonuna yaklaşıyor olacağız. Şimdi Satürn'ün atmosferine girmeye hazır mısınız? Başlıyoruz. Düşme hızınız dünyadaki ile aynıdır. Çünkü buradaki kütle çekimi dünyadaki ile neredeyse aynıdır. Buradaki düşme hızınız da 1500 km/saat kadardır. Ancak düşüşü dünyadakinden binlerce kat daha hızlı ve kuvvetli rüzgarlar ve fırtınalar arasında yaparsınız. Siz derine düştükçe bu gaz devrinde atmosferik basınç ve sıcaklık artar. 2 saatlik bir düşüşten sonra atmosfer basıncı yaklaşık 10 atmosferik basınca, sıcaklık ise 100 santigrat dereceye kadar yükselmiştir. Düşmeye devam ederken gezegenin en ilginç yerlerinden bir kısmına yaklaşıyoruz. Helyum ve hidrojen gazının yoğun basınç altında sıvılaşıp parlamaya başladığı bölgeye ulaşıyoruz. Haftalarca süren düşüşün ardından çekirdeği çevreleyen metalik sıvı hidrojen tabakasına ulaşmış oluyorsunuz. Haftalarca süren batışın ve düşüşün ardından 50.000 kilometre yol alarak gezegenin çekirdeğine ulaşmış oluyorsunuz. Burada sizi bu kadar yüksek basınçta ve sıcaklıkta egzotik kayaçlar karşılıyor. Gezegenin çekirdeğinde bizi 100 atmosfer basınç ve yaklaşık olarak 10.000 santigrat derece sıcaklık karşılıyor.